Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere örgütsel davranış vize çıkmış sorulardan bahsedeceğim. Soru 1. 1911 yılında yayımlanan Bilimsel Yönetimin İlkeleri isimli kitabın yazarı kimdir? Cevap: Frederick Taylor. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi liderin güç kaynaklarından biridir? Cevap: Yasal güç. Soru 3: Sanayileşme hareketi hangi yüzyıldan itibaren başlamıştır? Cevap: 18. yüzyıl. Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim anlayışının en bilinen ismidir? Cevap: Frederick Taylor. Soru 5: Bir kişinin gücüyle etkileyebildiği kişileri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Otorite. Soru 6: Aşağıdakilerden hangisi Fayol'un ileri sürdüğü organizasyon ile ilgili temel faaliyetlerden biridir? Cevap muhasebe. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi Bernard'ın otoritenin kabullenmesinde ihtiyaç duyulan olarak kabul edilen, kabul ettiği dört gereklilik arasında değildir? Cevap çalışanların görüşleri alınmış olmalıdır. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji bilim dalını tanımlamaktadır? Cevap: Kişiyle ilgilenmekten daha çok sosyal grupları, aile, devlet, resmi ve gayri resmi, yasal ve yasal olmayan örgüt ve gruplar ve bu gruplarla ilgili sosyal davranış süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Soru 9. Yönetim ve örgütsel davranış teorilerinin odak noktasını, belir, e, noktasını sürekli olarak oluşturan temel unsur hangisidir? Cevap insan. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi otoritenin kaynaklarından değildir? Cevap değerlere dayanan. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik yönetim teorisinin öncüler arasında yer almamaktadır? Cevap Friedrich Taylor. Soru 11. İnsan, iş, teknoloji faktörlerini birleştiren bir sistem ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır? Cevap: Organizasyon. Soru 12. Kız Kulesi İstanbul'un nokta nokta sembolleri arasındadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap: Maddi kültürünün Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımının ana ilkelerinden biridir? Cevap ahenk ve koordinasyon. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir? Cevap evrensel olması. <laughs> Soru 15. Örgütlerde iletişim kanalları ve şekliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cevap, örgütlerde iletişim dikey veya yatay bir şekilde işletilebilmektedir. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi kültür oluşturan faktörler arasında yer alır? Cevap, değerler. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişiliğe sahip olanların taşıdığı özellikler arasındadır? Cevap, rekabeti sevmezler. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi davranış bilim dalının oluşmasına katkıda bulunan üç temel bilim dalından biridir? Cevap: Sosyoloji. Soru 19. Bir işletmenin sosyal sermayesi olarak kabul edilen insan gücüne yatırım yapması için aşağıdaki felsefelerden <laughs> öncelikle hangisini benimsemiş olması gerekir? Cevap: Önce insan. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi Fayol'un ileri sürdüğü yönetim ile ilgili faaliyetlerden değildir? Cevap planlama. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi literatürdeki örgütsel iletişim türleri arasında yer almamaktadır? Cevap kesitsel iletişim. Soru 22. Nokta nokta başkasının kontrol, kontrol potansiyelini ifade etmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere Aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevap güç. Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki iletişimin bilinen en güncel örneğidir? Cevap sosyal medya kullanımı. Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biridir? Cevap öğrenilir. Soru 25. Toplumda sosyoekonomik ve politik anlamda yerleşmiş olan ve aile, okul ve diğer örgütler özellikle de kitle haberleşme araçlarıyla nakil olunan bütün genel kültür reddetmek isteyenlerin değişik alanlarda meydana getirmeye çalıştıkları kapsamlara nokta nokta denilmektedir. İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Cevap karşı kültür. Soru 26 Genel kültür hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Cevap: Bir toplumun ya da ülkenin her sosyal grubunda, her coğrafi bölgesinde geçerli olan, benimsenen ve yaşanan hakim unsurlardan ibarettir. Soru 27. Taylor ve Fayol hakkında aşağıda sunulan yaklaşımlardan hangisi yanlıştır? Cevap: Taylor fonksiyonel yönetimin öncüsü sayılmaktadır. Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi 5 büyük faktör kuramına e, kuramına göre kişiliğin temel yapısını oluşturan boyutlardan biridir? Cevap sorumluluk. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoları takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.